Merhaba arkadaşlar teknoloji ve bitcoin kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda ücretsiz bir şekilde kripto para borsalarının sıfırdan kullanımlarını göstermekteyim dostlar. Sıfırdan profesyonele Binance adlı eğitim serimle birlikte Binance borsasını tüm detaylarıyla güncel bir şekilde öğrenebileceksiniz. Bu videomda sizlere Binance TR'ye kayıt olmayı kayıt olurken karşımıza çıkacak sorunların çözümlerini ve seviye 1-2-3 kimlik doğrulamayı göstereceğim arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan artık videomuza geçelim. Binance TR uygulamasına girdikten sonra hemen şu sağ altta giriş yap kayıt ol butonu var arkadaşlar. Buna bastığımızda böyle bir ekran gelecek karşımıza. Eğer ki burada şuradaki kısma tıklarsanız sizden Binance.com hesabınızı girmenizi isteyecektir. Eğer ki bir Binance hesabınız varsa bu şekilde kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu şekilde kayıt olursanız Binance Global'deki bilgilerinizi burada kullanacak arkadaşlar. Binance TR'yi oluşturmak için kullanacak. Ben herhangi bir Binance hesabınızın olmadığını varsayacağım sayıyorum. Bunun için de şu sağ alttaki kayıt ol butonuna basmanız gerekiyor. Buna tıkladıktan sonra yine böyle bir ekran geliyor karşımıza. Burada bizden e-posta, telefon numarası, ad soyad, doğum tarihimiz ve vatandaşlık gibi bilgilerimizi istiyor bizden. Eğer ki siz buradaki bilgileri herhangi bir başka Binance TR uygulamasında kullandıysanız arkadaşlar burada giremezsiniz, hata alırsınız. Eğer ki bu hata sizin bilginiz dahilinde değilse, yani o bilgiler sizin bilginiz dahilinde kullanılmaz Yapmanız gereken işlemler şu şekilde. Hemen geri gelelim. Ana sayfaya geldiğimizde şurada insan simgesi var arkadaşlar. Buna tıklayalım ve buradan destek bölümüne gelelim. Burada bazı kısımlar var. Bunlara girip okumanızı tavsiye ederim. Burada Binance'in bizle paylaşmış olduğu makaleler var dostlar. Burada sıkça sorulan sorular kısmı var ve Binance TR rehberi var. Bunlar kesinlikle okunması gereken şeyler. Size çok şey katacaktır. Yine biz devam edelim. Destek merkezi bölümüne girelim arkadaşlar. Şu anda mevcut bir hesabımız olmamış olmadığı için yani hesabı oluşturmadığımız için bizden ya giriş yap ya da ziyaretçi olarak devam et bilgisi isteyecekler biz de e, şu anda hesabımız olmadığı için ziyaretçi olarak devam ede basıyoruz e, canlı destekle görüşmemiz için aktif olarak kullandığımız bir mail adresi istiyor bizden arkadaşlar buraya mail adresinizi girmeniz gerekiyor unutmayın aktif olarak kullandığınız bir mail adresi olsun ki bildirimi alabilirsiniz ben şu anda sizler için bir mail adresi aldım ve canlı desteği başlat simgesine bastım arkadaşlar karşımıza böyle bir ekran geliyor buradan istersek yine mesaj yazabiliyoruz ama ilk başta Şuradaki bölümlere bakmamızda fayda var arkadaşlar hatanın sebebi neyse buradan kısa yol olarak bunu görebilirsiniz Eğer burada bulamıyorsanız da yine soru sormaya devam edebilirsiniz örnek olarak gösterelim mesela kimlik doğrulama hatası aldık diyelim şu şekilde iyi olurken girdiğimiz bilgilerle kayıt işlemine devam edemezsiniz uyarısı alıyorum bu çok sık karşılaşılan bir durumdur arkadaşlar buna basalım hemen karşımıza şöyle bir bilgilendirme gelecek hemen Binance tarafından Gördüğünüz gibi burada bir metin çıktı karşımıza. Eğer ki bu metin sizin işinize yaramazsa çözümlenmedi butonuna basıyorsunuz. Şuradaki tamama tıklayın ve artık buna basarsanız canlı desteğe bağlanacaksınız arkadaşlar. Bakın şöyle burada da yazıyor. Şuradaki butona basıp işleminiz çözümlendiyse sohbeti sonlandır butonuna da basabilirsiniz. Biz şimdi kayıt olma aşamasına geri dönelim. Tekrardan giriş yap kayıt ol'a basıyorum. Kayıt ol simgesine tıkladım arkadaşlar. Burada bir takım bilgiler girmemiz gerekiyor. Bakın burada referans kimliği kısmı var referans kimliği şurada. Burası hariç burada yazılan her şeyi doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki doldurmazsanız şurada kayıt ol simgesi aktif olmayacaktır. Şimdi referans kimliği kısmından bahsetmek istiyorum. Borsalara kayıt olurken bir referans sistemi vardır arkadaşlar. Doğru referans kodunu kullanırsanız referans kodu size belirli bir oranda komisyon indirim sağlar. Mesela ben bir işlem yaptığımda 10 TL'lik bir komisyon ödeyeceksem %10'luk bir indirim kullanırsam 9 TL öderim arkadaşlar. Böylelikle 1 TL'lik kazanç sağlamış olurum arkadaşlar. Benim size vermiş olduğum şuradaki kodu kayıt olurken kullanırsanız %10'luk bir geri ödeme sağlayacaksınız. Yani %10'luk bir komisyon indirimi sağlamış olacaksınız. İsterseniz bu kodu girebilirsiniz, isterseniz başka bir kod girebilirsiniz. Burada bilmeniz gereken şey bu kodlar sadece borsaya kayıt olurken kullanılabiliyor. Yani siz kod kullanmadan kayıt olursanız bir daha kod kullanamazsınız arkadaşlar. İsterseniz borsanın kayıt linkini yine videonun açıklama kısmına bırakacağım. Tıklayıp direkt benim referansımla yine kayıt olabiliyorsunuz. Bu kodları kullanırken bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin burada ben bir harfi yanlış yazarsam arkadaşlar gördüğünüz gibi burada geri ödeme oranım yok. Yani komisyon indirimi bana sağlamayacak. Tekrardan düzeltelim arkadaşlar bunu. Gördüğünüz gibi düzelttikten sonra %10'luk bir komisyon indirimini geri kazanmış oldum. Bu şekilde kayıt olursam indirimden faydalanabileceğim dostlar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ben şimdi kayıt işlemlerini tamamlayayım arkadaşlar. Siz de bu sırada videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu anda bilgileri tamamladım arkadaşlar. Kayıt ol simgesine bastıktan sonra karşıma böyle bir ekran geldi. Kayıt olurken kullandığım e-postama ve telefon numarama kod göndermek istiyor. Kod gönder simgesine basarak kodu gönderiyoruz ve gelen kodları buraya giriyoruz arkadaşlar. Bunları da yaptıktan sonra artık Binance TR ekranı açılacak karşımıza bu şekilde ve burada karşımıza bir bilgilendirme ekranı çıkıyor dostlar. Bu bilgilendirme ekranını okuyun ve tamam anladım butonuna bastıktan sonra artık Binance TR'yi kullanmaya başlayabiliyoruz. Sağ üstte bir tane insan resmi var demiştim hatırlarsanız. Buraya tıklayalım. Karşımıza kimlik doğrulama bölümü geliyor arkadaşlar. Artık kimlik doğrulama işlemlerini yapmamız gerekiyor. Kimlik doğrulama kısmına tıklayalım. Gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 seviye doğrulama var burada. Birinci seviye otomatik olarak doğrulanmış oldu. Çünkü borsaya kayıt olurken birinci seviye doğrulama şartlarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Ne yaptık? İsim, soyisim, TC kimlik numarası gibi bilgilerimizi gönderdik. Artık bizim yapmamız gereken ikinci seviye kimlik doğrulama. Zaten altlarında da bize bilgilendirmeler vermişler arkadaşlar. Biz birinci seviye kimlik doğrulamada kalmak istiyorsak yapabileceğimiz işlemler şunlar. Kripto para yatırma işlemi yapabiliyoruz ama çekme işlemi yapamıyoruz. Yani buraya siz bir miktar bitcoin yollarsanız bu bitcoin'i buradan çekemezsiniz. Seviye 2 kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama Türk lirası yatırma ve çekme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Günlük 1 milyon TL aylık 5 milyon TL limiti var arkadaşlar. Seviye 2 kimlik doğrulama yaptığınızda artık dediğim gibi kripto para çekme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Bu çekme işlemini şöyle düşünebilirsiniz. Binance seride bulunan bakiyenizi Binance global'e aktarma işlemi dahil kripto para çekme işlemine giriyor arkadaşlar. Bunun için de seviye 2 kimlik doğrulama yapması çok önemli. Kimlik doğrulamaya tıklayalım. Burada istenen bilgiler tamamen devlet tarafından istenen bilgiler arkadaşlar. Ee, daha önceden böyle bir zorunluluk yoktu. Gelen yasalar doğrultusunda bunun yapılması gerekiyor artık. İki tane bölüm çıkıyor karşımıza. Bu ikisini tamamlamamız lazım. Kimliği yükle kısmına basıp buradan herhangi birini seçebiliyorsunuz mesela şunu seçelim eski kimlik kartı telefondan böyle okutup arkadaşlar tamamlayabilirsiniz aşamaları sonra selfie butonu var arkadaşlar buna bastığınızda da sizden yüzünüzün resmini isteyecek kimlik bilgileriyle uyuşuyor mu diye bunu da tamamladıktan sonra bir süre beklemeniz gerekebilir seviye 2 kimlik doğrulamada tamamlanırsa artık seviye 3 kimlik doğrulama yapabiliyorsunuz arkadaşlar hemen şuradaki iyi simgesine basalım yasal zorunluluklar nedeniyle adres ve meslek bilgilerinizi tamamlamanız gerekiyor diyor bunu da yapalım hemen. Buradaki doğrula butonuna basmanız gerekiyor. Şu anda seviye 2 tamamlanmadığı için seviye 3'ü gösteremiyorum arkadaşlar. Ama yapmanız gerekenleri şöyle söyleyeyim size. İlk başta sizden meslek bilgisi isteyecek. Yani çalıştığınız işle ilgili bilgi isteyecek arkadaşlar. Bunu tamamlıyorsunuz. Ondan sonra sizden e-devlet üzerinde oluşturduğunuz son 30 güne ait adres bilginizin barkod kodunu isteyecek arkadaşlar. Böyle anlatınca size karmaşık olarak gelmiş olabilir ama şöyle göstereyim hemen sizlere. E-Devlet'e girdi. Arama kısmına ikametgah yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle yazdığımda hemen çıkıyor yerleşim yeri ikametgah sorulama bölümü. Tıkladım buna. Karşıma böyle bir ekran geliyor. Buradan yine okudum onayladım diyorum. Devam ete basıyorum. Kendim için diyorum arkadaşlar. Burada bir takım bilgilerimizi gösterecektir. Ben buraları tabii ki sansürleyeceğim. Aşağıda hemen belgenin neden verileceği kısmı var arkadaşlar. Seçine tıklayın. Kurum talebi deyin. Ve buraya Binance borsası yazalım. Bunu yazmanız yeterlidir sizin için. Burada sayısını istiyor. Bir tane diyelim ve buraya da bugünkü tarihi yazacaksınız. Yani bunu hangi gün yapıyorsanız o günün tarihini yazacaksınız arkadaşlar. Ben 21'inde yapıyormuşum. Böyle 21'e tıklayalım. Sorgulaya bastıktan sonra aynı gün içinde birden fazla belge üretilemez diye bir hata verdi bana. Ee, daha önceden yaptığım için. Bunu kapatalım. Sorgulaya bastıktan sonra sizden bir pdf indirmenizi isteyecek. Bu pdf'i indiriyorsunuz ve hemen resimde gösterdiğim gibi sağ üstte bir barkod kodu var arkadaşlar. O barkod kodunu Binance TR uygulamasına giriyorsunuz ve adres doğru doğrulama bölümünde istenen böl boşluğa yazıyorsunuz. Ve bundan sonra seviye 3 doğrulamayı tamamlamış oluyorsunuz dostlar. Bu videoda size anlatacaklarım bu kadardı. Videonun açıklama kısmında Telegram grup linki mevcut arkadaşlar. İsterseniz oradan bana ulaşabilirsiniz ya da yorumlarda görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.